Kıbrıs tarihi ve demokrasinin türleri hakkında bilgi verecek. Öncelikle demokrasi nedir? Ondan başlayalım. Demokrasi Latince bir kelimedir. Demos ve Kratos sözlüklerine gelmektedir. Demos halk, Kratos egemenlik demek. Bunu Türkçe'ye çevirdiğinizde ise halk egemenliği ortaya çıkmaktadır. Aslında ismi tam olarak kendini anlatmaktadır. Halk egemenliği demek. Yani iktidarı yönetenleri kendi seçebilmektedir. Bir nevi egemenliğin kaynağı halktır demokraside. Demokrasiye bakacak olursak ilk nerede görülmüştür? Eski çağ Yunan Site devletlerinde görülmüştür. Yunan Site devletlerinde özellikle Atina'da demokrasi görülmektedir. Fakat bu tam anlamıyla bir demokrasi değildir. Çünkü köleler vatandaş olarak sayılmaktadır ve bazı vatandaşlar da bazı görevi yerine getirmektedir oldukları için. Ama tabii ki o dönemlerde ona demokrasi en çok benziyor budur. Peki demokrasi neden önemli? Hayatımıza ne gibi şeyler getirir? Demokrasinin önemli olmasının sebebi maddeler var gelecek olursak. Öncelikle bireylerin özgürlüklerini güvence altına alır. Eşitsizliği ortadan kaldırır. Yani tüm herkes eşit sayılır. Zaten bir sözde, John'un bir sözünde de her insan hür ve eşit doğar gibi bir söz vardır ve orada çok güzel bir noktadır. Kalkar. Eşitsizlik ortadan kalkar. Ayrımcılık, insanlar arasında eşitlik, insan yaşama saygı vardır. Bu yüzden en güzel yönetim sistemleri yönetimlerinden birisi demokrasidir. Fakat tam anlamıyla uygulanabildi, söylenemez. Demokrasi, senin kendi istediğin özgürlükleri başkasına da tanımandır. Bu demokrasi, kişinin kendine olan saygısını bir başka bir insana saygısına dönüştürmesidir. Demokrasinin temel ilkeleri vardır. Bunlardır. Yürütme, yardım.
Jim Bodrum'a şeydir, John Locke ve Montesquieu'dur. Aslında en temelde, en özdeşleştirilmiş isim ise Montesquieu'dur. Ona göre bunların hepsi insan haklarını güvence altına almak ve özgürlüğü sağlamak için vardır. Bunların hepsinin ayrı bir organlı olmasını sağlayan güçler ayrı bir organlı olursa dengeli bir durum oluşur ve denetim birbirini denetleyebildiği için doğru işleyebilirler. Bir diğer ilkesi ise seçimlerdir. Seçimler demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Seçimler denildi. Seçimler işte halkın gidip kendi yönetecek kişiyi seçmesidir. Seçimlerde bazı şartlar vardır. Bunlar genel olarak seçimlerde bazı şartlar vardır. Demokrasinin gerçekleşmesi için. Genel olarak gizli olur. Açık sayım. Tek derece seçim. Ve eşit olur. Genel olarak herkesin oy kullanma hakkına sahip olmasıdır. Cinsiyet, eğitim durumu gibi durumlar göz önünde bulundurmadan herkesin oy kullanmasıdır. Genel olarak. Eşit, gizli olarak herkes o oyunu gizli vermektedir. Hangi siyasi parti seçtiğin, hangi görüşte olduğunu belirtmek zorunda değildir. Bu da aslında bir nevi kişi güvence altına almaktadır. Biz bu sisteme 1950'lerde geçtik. Ondan öncesinde açık oy, gizli sayımlarda doğru bir davranış değildi. Daha sonrasında açık sayım. Açık sayım bir gözetmen vardır ve gözetmen önünde oylar sayılır. Buna da 1950'lerde geçtik. Öncesinde kapalı sayım vardı. Kapalı sayımda kişiler kendi menfaatlerine göre seçim yönetebilirlerdi. Kapalı sistem değil mi? Evet, insanlar ne kadar aldıklarını bilmezler. Mesela şimdilerde siyasi partilerine ne kadar oy aldıkları, ne kadar yüze sahip oldukları gibi bir bilgi verilmektedir. Fakat öncesinde, 1950'den önce böyle bir sistem yoktu. Yani bir partinin ne kadar oy aldığını bilmiyordu. Diğer partinin belki illegal yollardan seçimi kazandığından da haberi yoktu. Tek dereceli seçimde ise öncelikle bunun bir zıttı var. Çok dereceli seçim. Öncelikle tek derece seçim olmuş açıkladım. Tek derece seçimde halk doğrudan bir yöneteni seçiyor. Kendi araya hiçbir ne diyelim ona aracı koymadan kendi seçiyor bir kişiyi. Fakat çok dereceli seçimde ise şöyle bir sistem vardır. Çok dereceli seçimde kişi onun yöneteni seçeceği kurulu seçiyordu. Yani kişi doğrudan bir milletvekili, bir başbakanı, bir cumhurbaşkanı seçmiyordu. Bir başbakan, bir milletvekili, bir cumhurbaşkanı seçecek olan kurul seçiyordu. Bu da halkı doğrudan demokrasiye ve yönetime katılmamasını sağlıyordu. Demokrasinin doğru işlememesine sebep oluyordu. Eşit oy ise herkesin tek bir oy hakkına sahip olmasıdır. Bu duruma da yine biraz geç geçmişizdir. 1924'lerde galiba geçmişizdir. Kişi 1994'te de 24'te de kumarken de şey, herkes oy verir, tek tek ve eşit biçimde oy verir, onu diyebilir miyiz? Tabii ki. Çünkü bundan öncesinde aile reisleri iki oy hakkı tanınıyordu. Fakat 1934'lerden sonra, 1934 ya da 50'lerden sonra, şu an tam tarihi hatırlamıyorum. Bunlar kaldırılmış ve daha sonrasında herkes tek oy hakkına sahip olmuştu. Bu en şeydir çünkü halkın ne dedik biraz önce eşit olması, demokrasi oyu dengeleri. Halk eşit olmalı, yani burada iki oy, birinin oyu diğerinin üstün olursa halk eşit olmaz. Bu durumda demokrasinin ne diyebiliriz? Bir ilkesini boşa saymış, bir yararını boşa saymış oluruz. Hocam
Hocam bunda şey dediniz, aile reisine oy yapabilir diye. Buna biraz açar mısınız? Öncesinde aile reisine, çok öncelerde aile reisine iki tane oy hakkı veriyor. Yani aile reisleri önemli önderler sayıyor, diğerlerine daha fazla oy hakkına sahip oluyor. Ama daha sonralarda bu sistem kaldırdı, yine herkesin sadece tek bir oy hakkına sahip olduğu sistem geçirilmiştir. Tabii ki bu seçimlerde bazı kurallar vardı. Mesela 18 yaşında olduğunuz olmak, kısıtlı olmak, onun dışında akıl sağlığı yerinde olmak, ergin olmak gibi şartlar vardı. Bu şartlar yerine getirildiğinde kişiler seçim ve oy haklarını kullanabilirler. Bir yere geçecek olursak siyasi partiler. Siyasi partiler kendi arasında üç ayrılır. Önce bir siyasi parti ne demek onu söyleyelim. Siyasi partiler ülkede kurulan kurumlardır ve bu kurumlar ülkenin daha iyi yerlere gelebilmesi, refah açısından daha iyi olabilmesi ve ülke iktidarına sahip olmak isteyen kurumlardır. Bu kurumların üç ayrılmıştır. Biri disiplinlerine göre. Türdeş olan farklar, her kurumun, her sistemin
sahip insanlar yoktur. Farklı ideolojilerde, farklı dünya görüşlerinde, farklı şeylerden kişiler vardır. Kürdüş olarak da bir görüş vardır, bir ideoloji vardır ve bu ideoloji için hayata geçirmek için bir çaba vardır. Yani bir program, bir sistem kuruldu. Bu sistem bir amaç kuruldu ve bu amacı gerçekleştirmek için birçok şey yapılır. Bir diğer şey konusunda kamu özgürlükleri. Aslında bunlar hep uygulanabilmek için yasalar gereğidir. Bazı hakların insanlara tanınmış olması gerekir. İşte bu tanım amacına da kamu özgürlükleridir. Ve bunlar kendilerine kamu özgürlükleri kendi aralarında iki ayrı. Bir siyasi hakla, bir insan hakla temel hakla. Herkesin sahip olmakla. Temel hakla, kamu özgürlükleri diye başlık olalım. Kamu özgürlüklerini iki ayrı demiştik. Temel haklar. Diğer. Şimdi öncelikle temel haklardan başlayalım. Temel haklar insanın konuşan yeri haklarıdır. Yani tüm herkese verilmiş haklardır. Hatta siyasi haklarda bazı şartlar aranmaktadır. Kişilere verilmesi için işte yaş olsun, eğitim durumu olsun gibi. Fakat temel haklarda böyle şartlar aranmaktadır. Sadece insanın var olması, o haklara sahip olmasına öne sürer. Temel haklar sayıda olursak, bir, kişi, hürriyet ve özgürlük. İki, bilme sanat özgürlük. Mülkiyet hakkı. Peki
vardır. Şimdi bir diğer maddeye geçiyor olursak, hukuk devleti.